Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Merhabalar Sayın Sine Platform izleyicileri. Merhaba. Bugün size iki filmle alakalı Ali Ulu Uyan'ın değerli yorumlarını sunacağız. Ama öncelikli olarak Boynuzlar filmiyle başlayacağız. Buyurun Ali Bey, bugünkü Boynuzlar filmiyle alakalı, ilk filmimizle alakalı yorumunuzu ben de merak ediyorum. Çünkü ben de izledim. Korku filmi Boynuzlar, yapımcıları arasında Guillermo del Toro da var. Oldukça sert ama kaliteli bir korku filmi tabii. Zaten biz de bakıyorum 18 artı almış, 18 yaş grubunu üzerine seyirciye hitap ediyor. Şimdi bir maden kasabası, küçük bir maden kasabası. Burada geçen bir hikaye var karşımızda. Bir öğretmen 20 yıl önce terk etmiş, sonra dönmüş kardeşi Şerif ve yine anneleri ölmüş iki kardeş ve başlarında babaları, böyle iki aile. Fakat bir gariplik oluyor. O iki erkek kardeşten bir tanesi ortada, baba ve diğer erkek kardeş ortada yok. Öğretmen o çocuğu takibe alıyor falan ve bu arada da bazı cinayetler işlenmeye başlıyor ve olaylar gelişiyor. Bu kadarını söyleyelim. Kökeni tabii Amerikan yerlilerinin folklarından kaynaklanan bir hikaye aslında, bir kısa hikayenin uyarlaması. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ya tarihleri çok yeni zaten. Hani Avrupa'nın o köklü kadim tarihi Amerika'da yok. Onun için bazı işte sıkıntılar olabiliyor. Hani özellikle sinemada çok derinlere gidiyor. Ama aslında Amerikan tarihi Avrupalıların orayı işgal eden ve orayı ele geçiren Avrupalıların tarihi değil tabii ki. Orada yerliler yaşıyordu. Bütün Amerika kıtasında yerliler yaşıyordu ve onlar soykırıma uğratıldı. Tarihin en büyük soykırımına uğratıldı. Şu anda sayıları çok azaldı. Onların kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeleri aslında baya baya bir külliyat. Dolayısıyla sinema aslında onlara pek yüz vermiyor. Pek de eğilmiyor ama işte bazen karşımıza çıkabiliyor. Hem onların tarihleriyle ilgili dramlar hem de böyle küçük korku hikayeleri çıkıyor karşımıza. Boynuzlar'da öyle bir hikaye. Yönetmen Scott Cooper'ın biz daha önce etkili dramlarını seyrettik. Burada bu türde de aslında baktığınız zaman korku filmi ama esaslı bir dram var altında. Her iki evde de, her iki ailede de gelişmiş olan dramlar var. Burada Kerry Russell'ı çok beğendiğimi söylemeliyim öğretmen rolünde. Rolüne baya baya derinlik katıyor ama onun karşısında bir çocuk bulmuşlar. Çocuğu ilk başta gördüğümde ben hani Slavlardan mı, yani Slav kökeni mi var? Hani böyle küçük Rus oyuncular gibi. Jeremy T. Thomas baya baya iyi oynuyor ve herkesten rol çalıyor. Filmin de sürükleyicisi aynı zamanda. Hani bu filmde çok fazla insanlar hareket beklemesin. Daha hareketi az, gerilimi yer yer yüksek, yine de belirli kalıpları kullanıyor. Fakat son toplamda etkili bir film olduğunu söyleyebilirim. Yani pek bu kadar ucuz korku içinde rastlayamayacağınız kalitede bir korku filmi. Evet. Boynuzlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet. Bir ikinci filmimizde, evet, bir ikinci filmimiz de Yeni Düzen, başka sinemadan geliyor. Evet. Art House filmimiz. Yeni Düzen çok ilginç.
Onun Meksikalı, zaten Meksika filmi, Meksikalı yönetmeni Michel Ranco'yu da tanıyoruz. O da çok bizi şaşırtan filmler çekmiş bir yönetmen. Nueva Orden. Yeni düzen bir kurmaca. Tabii enteresan ama hiç beklemediğiniz gelişmeler oluyor filmde. Önce bir eve gidiyoruz. Daha doğrusu çok büyük bir malikane, işte bahçesi, havuzu olan zengin ev. Zengin evinde de kız evleniyor. Ve kalabalık bir davetli topluluğu var. Çok çok zenginler ama, bayağı zenginler. Devletle de iş yapan bir aile. Fakat bir tedirginlik hissediyoruz. Çünkü şehrin belli noktalarında olaylar çıkmaya başlamış. Kısaca yoksullar ayaklanıyor. O zengin evi de dahil olmak üzere bir sürü evi basıyorlar. Katliamlar gerçekleştiriyorlar. Ve sokaklar inanılmaz ceset yığınlarıyla kaplanıyor. Çünkü askerler duruma müdahale ediyorlar. Ama esas tehlike ondan sonra başlıyor. Askerleri duruma müdahale etmesinden sonra başlıyor. Çünkü bütün tarihi okuyan insanlar bilirler ki aslında yoksulların ayaklanması en kanlı biçimde bastırıldıktan sonra en tehlikeli olanı gelir. Faşizm gelir. Askerler faşizme beraber getirirler ve bu yeni düzeni kurarlarken de aslında yeni düzen derken burada ilk başta biz yoksulların düzeni mi geliyor diye düşünüyoruz. Fakat yoksullar tabii düzen kuramayacak kadar artık gözleri döndüğü için, öfkeyle hareket ettikleri için çok kolay tepeleniyorlar. Yeni düzenlerde faşizm gelir ve bunu da ordu getirir, askerler getirir. Ama bu faşizmi kurarken de geride hiç tanık bırakmamaya çalışırlar ve hem yoksullardan hem zenginlerden, özellikle yoksullardan tabii ama gerekirse zenginlerden de bayağı bir kıyım olabilir. Vallahi bütün bunları çok etkili sahnelerle, Michel Ranco oldukça sert ve çok etkili bir filmle bütün bunları, yani yoksulların başkaldırısı, daha sonra askerlerin olaya el koyuşu ve ondan sonraki burada açıklamanın gerek olmadığı bir takım gelişmelerle de sistemi nasıl yeniden, ama bu kez kendi istedikleri gibi faşist biçimde nasıl yeniden dizayn ettiklerini 85 dakikada anlatıyor. Bu kadar becerikli bir yönetmen. Sadece 85 dakikada. Dizi çekmeye gerek yok. Çok becerikli bir yönetmen. Özellikle büyük sahneleri çok iyi kurmuş. O büyük sahnelerde böyle hayranlığınızı gizleyemiyorsunuz. Kesinlikle sinemada seyredilmesi gereken bir film zaten. Yılın etkili filmlerinden diyebilirim. Başka sinemadan çıktı. Art House kategorisinde ama oldukça geniş kitlelere ulaşması gereken bir film diye düşünüyorum. İçinden çıkarılacak çok 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 fazla ders var. Vallahi enteresanmış. Ya ben bile şaşkınlığımı gizleyemedim. Sizi o kadar etkilemiş ki ben bile etkilendim yani. Evet. O zaman bugün vizyonda olan Boynuzlar ve Yeni Düzen filmlerini Ali Ulvi Uyanık'tan yorumlarını izledik ve dinledik. En başta popüler olduğu halde Boynuzlar'a gitmenizi öneririm ama ondan evvel Yeni Düzen başka sinemadan 80 dakikalık bir 83 85 dakika 85 dakikada bir kaosu nasıl anlatır bir yönetmen, aslında ders niteliğinde bir film herhalde. Sinema televizyon evet. Oyuncuları için ağırlıklı. Sinema açısından da ders niteliği. Evet. Şiddetle öneriyoruz. Ali Ulvi Uyanık noktayı koydu. Yani burada iki film var. Boynuzlar popüler ama Yeni Düzen birinci önerdiğimiz filmimiz. Evet. Bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederiz. Yine bize abone olun. Yorumlarınızı ve beğeninizi
göreceğiniz çubukta işaretlemeyi lütfen unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Bol beyaz perdeli ve bol filmli, bol başka sinema ve art house filmlerle baş başa olmanızı ümit ederek size hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler.